Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Haftanın bu son gününü haber merkezimiz tarafından hazırladığımız haberlerle sizlere anlatacağız. İkinci bölümümüzde bir de stüdyo konuğumuz olacak. Evet, SBS sonuçları açıklandı. 499 puan alarak Türkiye yedincisi olan Malatyalı Erensu Mengüşoğlu sınavdaki bu başarısını ailesine ait bahçede kayısı toplarken öğrendi. Erensu Galatasaray Lisesi'nde okumak ve doktor olmak istiyor. Evet, biz de Erensu kardeşimize tebrik ediyoruz ve bundan sonraki eğitim hayatında da başarılar diliyoruz. Sayın seyirciler, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek olan Malatya Tanıtım Günleri'nin tarihi ve yeri belli oldu. Tanıtım günleri için mekan olarak Feshane seçildi. Tapu'da lisanslı aracılık dönemi başlıyor sayın seyirciler. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aracılık faaliyetlerinde lisanslı uzmanlardan yararlanacak. Bu sayede hem hizmet hızlanacak hem de istihdam sağlanacak. Evet değerli izleyenler, bu haberle de bu bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından stüdyomuzda konuğumuz olacak Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli yanımızda olacak ve kendisiyle son birkaç günün tartışma konusu olan cemevi ibadethane midir, Alevilik din midir sorularına cevap arayacağız kısa bir aranın ardından. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. İlk bölümümüzde haberlerimiz vardı. Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu ve Malatya'da birkaç haberle sizlere anlatmaya çalıştık. Daha fazla haber için vuslathaber.com web sayfamızı ziyaret edebilir veya bugün 19'daki ana haber bültenimizi izleyebilirsiniz. Şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Konuğumuz Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli. Kendisiyle bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Son birkaç gündür Türkiye gündemine damgasını vurdu bugünkü konuşacağımız tartışma. Alevilik ve Sünnilik tartışması aslında Türkiye'de çok da fazla gündeme getirilen, tartışma konusu edilecek bir konu değil ama son günlerde biraz daha fazla konuşulmaya başlandı. Çünkü bunun da sebebi aslında geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün meclise cem evi kurulması için bir teklifte bulundu. Bunun üzerine meclis de bu konuyu Diyanet'e sordu. Hani cem evi ibadethane midir? Alevilik bir din midir konusunu Diyanet'e sordu ve Diyanet'in de cevabı cem evinin ibadethane olmadığı yönünde oldu ve bunun ardından tartışmalar başladı. Biz bu konuyu biraz detaylandırmak istiyoruz. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuzla konuşacağız. İlerleyen dakikalarda bir de telefon bağlantımız olacak. Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan'la da bir telefon bağlantısı yapacağız ve onun da görüşlerini alacağız konuya dahil. Hemen stüdyomuza dönelim ve konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Evet Hasan Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Evet, konuyu biliyorsunuz. Bugün evet, ne konuşacağımızı biliyorsunuz. Siz aslında yıllardır bu konuyu hep savaşarak tabii gündeme getirmeye çalışıyorsunuz. Hazreti Ali'nin tarafını tutan ve Hazreti Ali'nin yolunda gidenler demek olan Alevilik, Anadolu'da İslam'ın tasavvufu bir yorumu olup dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, peygamberimiz de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Evet. Alevilik budur efendim. Evet. Peki hemen sormak istiyorum. Din midir Alevilik? Hayır. Alevilik ayrı bir din olamaz. Bu bakımdan konuşmamın başında izah ettiğim gibi Alevilerin dini İslam'dır. Evet. Kitabımız Kur'an'dır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Yani bir Sünni kardeşimiz ne kadar Müslümansa Alevilik kardeşlerimiz de o kadar Müslümandır. Arada kim takva sahibi ise Allah indinde en makbulu olan odur ki onu da bilen yalnız Allah'tır. Kendi içimizde inancını yitirmiş bazı insanlarımız var. O bakımdan Aleviliğin İslam dini dışına çekildiğini, Aleviliğin İslam olmadığını iddia eden vakıf ve dernekler var. O bakımdan biz bunu 1991 yılından beri zamanın cumhurbaşkanlarına ve zamanın başbakanlarımıza bunları anlattık. Bunları devletin devlet ricaline bunları anlattık. Bu kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulmalarını istedik. Ama ne hazin bir tecelli ki bu zamanımıza kadar Alevilerin bu dinsel ve inançsal açıdan
yürekler acısı dağlar kadar sorunlarına bir çare bulunamadı. İşte Alevilerin istediği bu cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmaması, hele hele Diyanet İşleri Başkanlığından bunun devamlı reddedilmesinden dolayı Aleviler üzüntü duyuyorlar. Evet. Ve devletimiz ve Diyanet ve hükümetimiz diyor ki kardeşim Müslümansanız camiye gelin diyor. Aleviler de diyor ki siz bizim bir dediğimizi yapmadınız. Şimdi biz bu kadar zulüm gördük, bu kadar haksızlığa uğruyoruz. Biz askerlik yapıyoruz, vergi veriyoruz. Bin yıllık Anadolu tarihinde İslam'ın ve Türk'ün düşmanlarına karşı hep birlikte kan döktük. Biz biz bu vatan toprakları için hizmet ediyoruz. Fakat siz bizi kabul etmiyorsunuz. Evet. İlla camiye gelin diyorsunuz, biz de gelmiyoruz diyorlar. Ve biz cemevi yapın diyoruz. Devlet de bunu kabul etmiyor. İşte bundan dolayı Tunceli milletvekili efendim Hüseyin Aygün, bu milletvekili böyle bir Müslümanlığı ben kabul etmiyorum gibisinden böyle konuşmuş. Evet. Yoksa ben onun dilinden Alevilik İslam dışıdır diye böyle bir telaffuz etmiş değil. Evet. Yani siz bizi kabul etmiyorsunuz, biz de sizi kabul etmiyoruz cinsinden böyle hiddetlenerekten, kızarak. Ayrı bir ibadethane istiyoruz. İlerisin ne var Ökkeş Bey? Peki Diyanet'in bu açıklamasını nasıl buldunuz? İşte Diyanet'in bu yanlış. Diyanet İşleri Alevilerin inancına, ibadetine Ökkeş Bey karışamaz. Olmaz. Anayasamızın 10 ve 24. maddeleri buna seraten açık. Bütün vatandaşlarımız kanun karşısında eşittir diyor. Evet. Kimse kınanamaz. Efendim tahkir, tecrif edilemez, zorlanamaz diyor. Herkes istediği inancı kabullenebilir, taçır diyor. Allah bile Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Peygamber'e dinde zorlama olmadığını, İslam dininin sevgi ve barış dininin olduğunu söylüyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt hakkında 80 tane ayet-i kerimeler vardır. Yani Aleviler Hazreti Ali'yi ne kadar seviyorsa Hazreti Muhammed o kadar seviyor. Şimdi bu konuya devam edeceğiz. Bir telefon bağlantımız var. Hayır efendim. Sizi biraz dinlendirelim. Tabii. Biraz celallendiniz yine. Yok efendim. Evet sevgili izleyenler, şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Telefon attığımızdaki isim Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan. Evet Sayın Doğan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı takip edebiliyor musunuz bilmiyoruz ama bugün biz son günlerde Türkiye'de kamuoyunda çok tartışılan bir konuyu bugün gündeme getirdik. Alevilik din midir? Cemevleri ibadethane midir? Bunu konuşuyoruz. Stüdyomuzda Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli var. Kendisiyle bu konuyu konuşurken bir de sizin de görüşlerinizi almak istedik. Geçtiğimiz günlerde malumunuz CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün meclise cemevi kurulmasını istedi. Buna Diyanet cemevleri ibadethane değildir cevabını verdi ve tartışma başladı. Siz neler söyleyeceksiniz? Cemevleri ibadethane midir? Alevilik İslam'dan ayrı bir din midir? Buyurun efendim, söz sizin. Ökeş Bey, şahsınıza Vuslat TV'ye böyle hassas bir konuya el attığı için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Hasan Meşel dostuma da selam ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi önce Sayın Hüseyin Aygün Bey'in o efendim şalilik bir dindir, dolayısıyla bir ibadethanesi gerek sözüne bir vurguda bulmak istiyorum. Evet. Şimdi geçmişte de bunu bir benzeri olayla ben ortaya dökmek istiyorum. Avukat rahmetli Muharrem Naci Orhan dedemiz vardı. Arguan Kuyudere köyümüzden ve çok bilge bir dede. Geçen sene Hakk'ın rahmetine kavuştu. Benzeri bir televizyon programı oldu ve şunu söyledi. Yani dedi, Hristiyan aleminin kilisesine saygı duyuyorsunuz. Musevi aleminin havrasına, sinagoguna saygı duyuyorsunuz. Ama bizi tanımamazlıktan geliyorsunuz ve bizi yok sayıyorsunuz. Evet. Yani ille de biz varız dememiz için ve size de bunu kabul etmemiz için biz Hristiyanız dememizi mi bekliyorsunuz? Dolayısıyla şu anda özet olarak şunu söylemek istiyorum. Yani cemevleri yasallaştığı zaman cemevlerine Aleviler kadar Sünni kardeşlerimiz gelecek. Bakın bir başıboşluk var. Hasan Bey de bunu gayet net şekilde izah etti. Bugün Cem Vakfı Malatya Şubesi'ne gelenler olduğu gibi eminim ki Sayın Meşe'ye de gelen üniversite Alevi gençleri var. Ve diyorlar ki biz Alevi, anne ve babadan geldiğimiz için Aleviyiz. Ama Aleviliği yeteri kadar tanıyamıyoruz. Evet. Çünkü biz çocukluğumuzda bu
tabiri caizse oryantasyonu biz cemevlerinde gördük. Eşref Bey, sizin var mı son olarak birkaç cümle? Çünkü süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu önemli günde zamanınızı bize ayırdığınız için. Ökeş Bey, aynı Allah, aynı kitap, temel imana ait aynı inanç esasları. Yani suni bölünmelerle birbirimizi kırmayalım. Yazık evet. oluyor. Evet sevgili izleyenler, bugün son günlerin önemli tartışmalarından olan cemevleri ibadethane midir, Alevilik ayrı bir din midir? Bu konuları konuştuk. Stüdyomuzda Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli vardı. Kendisiyle konuştuk. Az evvel de telefon bağlantısıyla Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan yayınımıza katıldı. O da düşüncelerini söyledi. Ortak düşünce yanlış olmasın. Aynen, aynen. Toprağımız bir, vatanımız evet, evet. bir, kitabımız bir, dinimiz bir, peygamberimiz bir dendi. Evet. Ayrıca kıblemiz bir, evet. mezarlığımız da bir. Ayıracak hiçbir şey yok. Biriz evet, dendi. Böyle bir mesajla bu programı noktalamış oluyoruz ve bu haftanın da sonuna geldik. İki günlük aranın ardından yeni bir haftada tekrardan yine pazartesi günü saatler 17'yi gösterdiğinde farklı bir konu ve farklı konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.